Navbatdagi mavzu kvadrat. Dastlab kvadrat bilan tanishib chiqaylik. Kvadrat bu 4 burchak. Barcha burchaklari 90 gradus. Tomonlari teng. To'rtala tomoni ham bir xil teng, bir-biriga teng. Hop. Diagonali. Diagonali tomoni bilan 45 gradus burchak tashkil qiladi. Diagonallari kesishgan nuqtasida, kesish nuqtasida teng 2ga bo'linadi. Demek mana bu noktada kesişse bu kesme, bu kesmeye teng bo'ladi, bu kesme, bu kesmeye teng bo'ladi, bu kesme, bu kesmeye teng bo'ladi. Demek mana 4 ta kesme bir-biriga teng bo'ladi. Va diagonallar 90 gradus ostida kesişadi. Bundan tashqari diagonal agar tomonini A bilan belgilasak, diagonalini D bilan belgilasak, u holda D teng A ko'paytirib iz ostida 2. Kvadratning yuzi A kvadrat formula bilan ham topish mumkin, topiladi. Yoki diagonal orqali 1 taqsim 2 d kvadrat deb topiladi. Demak, yuzani bu formula bilan ham yoki bu formula bilan ham topishimiz mumkin. Endi kvadratga oid masalalar ko'raylik. Mana birinchi masala. Shaklda kvadrat tasvirlangan. Kvadratning tomoni 5 ga teng. Demak, hamma tomoni 5 ga teng. X ni, ya'ni diagonalini toping va kvadratning yuzini toping. Kvadrat diagonalini mana bu formula orqali topamiz. D ko'paytiruv A ko'paytiruv iz ostida 2. Bu formulaga ko'ra x teng tomonini iz ostida 2 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Diagonalni topdik. Endi kvadratning yuzini topamiz. S teng. Va mana bizda ikkita imkoniyat bor. Birinchisidan topishimiz ham mumkin, ikkinchisidan topishimiz ham mumkin. Masalan, birinchisidan topadigan bo'lsak, tomonning kvadrati ya'ni 25 ga teng. Diagonal orqali ham topishimiz mumkin edi. Masalan, S teng 1 taqsim 2 diagonalning kvadrati x ning kvadrati. 1 taqsim 2 ko'paytiruv x ning kvadrati 25, buni kvadrati 2. 2 lar qisqarib ketsa yana 25 qoladi. Demak, kvadratning yuzi 25 ga teng ekan. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Kvadratni diagonali berilgan, tomonini va yuzini toping. Xo'p, qanday qilib tomonini topamiz? Demak, bu ikkalasini bog'lovchi birta tenglikni qaraymiz. Bormi tenglik? Bor. Diagonalni tomoni bilan bog'lovchi tenglik mana bu. Demak, diagonalni o'rniga D ni o'rniga 4 ni olib qo'yamiz. Teng A. A tomon noma'lum. Ko'paytiruv iz ostida 2. Bu yerda A ni topamiz. A teng 4 taqsim iz ostida 2. Bu ham teng 2 iz ostida 2 bo'ladi. Shunday qilib kvadratning tomonini topdik. 2 iz ostida 2. Xo'p, yuzini topamiz. S teng. S teng A kvadrat. Mana bu formula bilan topishimiz mumkin. Yoki 1 taqsim 2 D kvadrat. 1 taqsim 2 D kvadrat. 4 ning kvadrati. 16 taqsim 2 8 bo'ladi. Shunday qilib kvadratning tomoni 2 iz ostida 2 ga teng, kvadratning yuzi 8 ga teng. Navbatdagi masala. Va bu masalada to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Uni ichiga mana 90 gradusli burchagi ustma-ust tushadigan qilib mana kvadrat chizgan. Kvadratning bir burchagi mana shu burchak bilan ustma-ust tushyapti. Kvadratning bir uchi gipotenuzada yotadi. Va u gipotenuzani teng ikkita kesmaga ajratadi. Ikkita kesmaga ajratyapti. Gipotenuzaning uzunligi 24 iz ostida 2 ga teng. Kvadratning tomonini toping. Endi kvadrat masalani yechamiz. Va masalani qanday yechamiz? Bu yerda masalan bir necha yo'llar qo'llashimiz mumkin. Lekin bu yerda hozir mana Fales teoremasidan foydalansak juda oson chiqadi. Go'yoki mana burchak burchagini ikkita tomoni mana parallel to'g'ri chiziqlar bilan kesilyapti. Parallel to'g'ri chiziqlar bilan kesilyapti. Ya'ni mana bu to'g'ri chiziq va mana bu to'g'ri chiziq. Burchak deb tasavvur qilamiz buni. Parallel to'g'ri chiziqlar burchakning bir tomonida teng kesmalar ajratyapti. U holda Fales teoremasiga ko'ra bu to'g'ri chiziqlar
ikinci tamında han ten kesmeler ajratadı. Mana bu kesme, mana bu kesmeye ten buladı. Kvadratın tamamı x, x'ni topish kerak. Va agar bu x bo'lsa, mana bu ham x bo'ladi. Bu kesme ham x bo'ladi, mana bu kesme, bu kesme ham x ga teng bo'ladi. Va Fares teoremasiga ko'ra, mana bu kesmeler bir-biriga teng. Yana bir marta takrorlayman. Demak, uchburchakning tomonlarini ikkita parallel to'g'ri chiziq kesib o'tyapti. Shartga ko'ra, mana bu ikkita kesme bir-biriga teng edi. Demak, mana bu kesmeler ham bir-biriga teng bo'ladi. Yani paralel doğru çizgiler burçayının bir tamamında ten kesmeler ajratsa, ikinci tamamında ham ten kesmeler ajratadı. Demek bu yer x'ye ten bolsa, mana bir yerin x boladı. Demek x, x boladı. Abi şimdi masalani iç ancak asallaştı. Şimdi masalani içsek bol uğradı. Demek bana bu 24 ilzasıda 2 bolsa, 12, 12 ilzasıda da 2 boladı. Demek bana bu doğru burçayla üç burçayının hipotenuzası böyle yaptı. Doğru burçayla üç burçay, bunun hipotenuzası böyle yaptı. O halde x kvadrat koşu x kvadrat ten bana bu hipotenuzanın kvadratı. 12'nin kvadratı köpaytırı, izcası da 2'nin kvadratı 2'ye ten buladı. 2x kvadrat ten 12'nin kvadratı köpaytırı 2. 2'lerini kısadır varamız. Demek x kvadrat 12'nin kvadratı geteyin, x deyin 12 buladı. Şunu kılıp, kvadratın tamamı 12 geteyin iken. Cevap 12. Ne yaptı ki mesela? Bana bir yerde a, b, s, d kvadrat verilgen. A, b, s, d kvadrat. Bana bir yerde 3 burçayın kvadratın tamamını tamamının üstüge ten tamamlı üç burçak kurur genekken. Demek bana bu üçte tamam birbirine ten. Bu ten tamamlı bana belge koyulgen, barkalı belge. Demek bunlar ten degeni kursatadı. Demek bu ten tamamlı üç burçak eken. S noktadan bu üç burçakın üçü arkayla kesme ötküzülgen. Bana A'ba tamam bulan üçü raşkünçe. Bana bu burçakını tapın. X burçakını tapın. Va masalani yechishni boshlaymiz. Odatda masalalarni yechishda ikkita yo'nalishni tanlaymiz. Birinchisi burchaklar orqali hisoblab hisob-kitob qilamiz, ikkinchisi tomonlar orqali. Lekin ko'pincha har ikkalasi orqali, demak ham burchaklarni ham tomonlarni hisobga olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda burchak haqida ketyapti. Masalan, demak biz burchaklarni hisoblashdan boshlaydik. Xo'p, qanday burchaklarni bilamiz? Bu yerda nimani bilamiz? Kvadratning burchagi mana bu burçak 90 gradus, bunu bilamiz. Teng tamonli üç burçakın burçakları için 60 gradustan. Hani ben burçaklar orqali hisoblashni başladım. 60 gradus, mana bu burçak ham 60 gradus, mana bu burçak ham 60 gradus. Teng tamonli üç burçakın burçakları 60 gradustan. O mana bu burçak 60 gradus bolsa, endi mana bu burçak için 90 gradustan 60'ni ayırsam, o halde bu burçak 30 gradus buladı. Yaxshi, mana burchakni topdim. Endi bu yerdan o'tishim kerak. Buni bilmayman, buni ham bilmayman. Mana buni ham bilmayman. Endi bir joyga ketayotganda manzilni ham qarab turishimiz kerak. Manzildan ham qanday qilib ikki tomonni tutashtirsa bo'ladi. Endi u yoqdan kelaman. Xo'p, x mana bu burchak qaysi burchakka teng bo'ladi? Mana bu x burchak. Unga teng burchak bormi? Bu bo'lsa mana bu burchakni 180 minus x deyishim mumkin. Bu orqali x orqali ifodalashim mumkin buni. Xo'p, bundan tashqari mana bu ikkita burchak teng. Bu x bo'lsa bu ham x ga teng bo'ladi. Chunki ikkita parallel to'g'ri chiziqni kesuvchi bilan kesganda mana bu ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi. X bo'lsa bu ham x bo'ladi. Demak, mana bu x ni bu yoqdan kelyapman endi. Bir yerdan bordim da mana bir yerga to'xtab qolgandim. Endi u yerdan kelyapman. Bir yerga yaqin keldim mana. Bitta uch burchakning burchaklari bular. Endi bog'lash mumkinmi bularni? Mana buni ham x bilan yoki birorta burchak bilan ifodalash mumkinmi bular orqali? Endi shuni o'ylaymiz. Endi mana kesmalarga o'taman yana. Burchaklarda to'xtab qoldim. Endi kesmalarga o'taman. Mana bu kesmalar to'g'risida nima bilamiz?
Ha bu kesme kvadratın tamamı. Kvadratın tamamları teng. Demek bana bu kesme ham bu kesmeye teng. Bu iki de teng olsa demek bu ona üç burçak teng yerli üç burçak ekan. Eğer x olsa bu burçak ham x bo'ladi. Ana endi masala kalavanın uçu tapıldı. Bana bu üç burçayın burçayları yığındısı 180 gradus keteyim. Yani x koşu 30. Bir 180 gradus. Yani x'ni topish qiyin emas. 2x teng 150 gradus. X teng 2 bo'lsa 75 gradus bo'ladi. Ha, shunday qilib x mana bu burchak 75 gradus ekan.